Selamünaleyküm efendim, iyi günler. Sabah namazdan sonra bir yıl boyunca 365 gün ruhsal terapi başladı. Birinci olarak, niyet olarak başladık. Konseptler aralarda gelecek 10 ana konsept. 250'den fazla konsept olduğu için herhalde bir senede ancak bitireceğim diye düşündüm. Her bölümde bir kitap tanıtacağım. Kalp İbresi. Muhammed Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin en güzel kitaplarından bir tanesi. Kalp ibreniz nereyi gösteriyor? Herhalde bu soru dünyada her bir bireyin kendisine sormak zorunda olduğu bir soru. Kalp ibresi eğer zulmü gösteriyorsa sizin gideceğiniz yer ateştir. Zulmün varacağı yer başka bir yer değildir. Bu kitap affedersiniz. Pek çok konuyu zaten açmış ruhsal terapide ve derinlemesine incelemiş. Fakat altı üstü çizilerek okunmadığı için herhalde müzakere edilmediği için kalp selameti bulunamamış. Kalpte sevgiyi ifade etme yolları vardır. Kalpte gül de vardır, yumruk da vardır. Çünkü kalpte cemal de vardır, celal de vardır. Allah'ın kendisi zatı bilinemez. Bu nedenle hiç kimse Allah'ı hakkıyla aramaz, zikredemez. Allah'ı hakkıyla bilemez. Birinci olarak bunu kabul ederek yola çıkarsınız. Peki Allah nasıl bilinir? Allah güzel isimleriyle, manifestation dediğimiz tecellileriyle, atribut dediğimiz aksiyonlarıyla bilinir. Allah'ın isimleri birbirine zıt olabilir. Allah Rahman zıt ismi olmadığı için, zıddiyeti olmadığı için bilinmez. Ama Allah tecellileriyle, aksiyonlarıyla, zıddiyetleriyle bilinir aynı zamanda. Çünkü Allah'ın isimleri arasında zıt kutuplar vardır. Cemal ve Celal gibi. Ahir ve evvel gibi. Zahir ve batın gibi. Allah'ın isimleri bu şekilde zıt gibi gözükür. Zıttır. Zıttıyla insanlar bilme ilmi yapar. Eğer beyaz bilinmez de eğer kara olmasa. Dolayısıyla Allah hem bilinir hem bilinemez. Zat-ı ilahisi bizzatihi bilinemez. Ama Allah isimleriyle bilinebilir. Ruhsal terapide Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin sosyal bilimlere ve psikoterapiye kazandırdığı yeni tanımlama, hani diyorlar ya, içtihat, reform filan, evet var var. Trans ihlas vicdan dediğimiz, transcendence sincerity ifadesi hiçbir sufi kitapta göremediğim bir tanımlama. Bu nedenle ben orijinal buldum ve sufi terapi tezimi aldım. Bak dünyasına kazandırdık inşallah. 2014 senesinde savunmasında yaptık ve bu terminoloji vicdanın temiz hali olarak bilimsel kayıtlara Kanada'nın Griffith Laurier Üniversitesi Social Work Fakültesinde geçti. Batılı bilim adamları 4500 indirimle bu teze ulaştı. Siz ulaşmadıysanız herhalde Türkçe olmadığı içindir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmedim. Türkçesini Vecd-i İlhası olarak, kitap olarak ücretsiz Google'a koydum. İsteyenler ulaşabiliyor. Gülen'in tanımı daha önce Batı dünyasında kozmik vicdan olarak biliniyor. Abraham Maslow bu ifadeyi Amerikan psikiyatrist meşhur hale getirmişti. Bu aslında kozmik vicdan İbn Arabi'nin kullandığı bir terimdir. Yani Batılılar öyle kendileri icat etmemişler. İbn Arabi'den almışlar bunu. Ta 11. yüzyıldan. Bizim değerlerimiz bunlar.
Hoca Efendi bunu trans vicdan olarak tespit etti. Kozmik vicdanla trans vicdan arasında fark nedir? İkisi aynıdır. Fakat bilimi Allah yerine koymaya çalışan Batı dünyası Allah'tan kaçmak için yeni terimler, yeni terminolojiler uydurmaya çalışmış. Ben de yakalıyorum efendim. Sufi avcıdır, yakalar. Çünkü vicdan yanlış yapmaktan alıkoyan bir iç bekçidir. Doğruları tartan iç ölçüdür. Hakikatin nasıl yapılacağını anlatan bir iç eğilimdir. Vicdan avukattır, hakimdir, savcıdır. Allah'ı tanıtabilir. Yalnız Üstad Said Nursi Hazretleri daha sonraki yaptığı tahsillerde vicdanı Allah'ı tanıtan ana usulardan çıkartmış. Üç tanesi biliyorsunuz. Kaynak kitabı, Kur'an-ı Kerim'e peygamberimizi almış. Vicdanı çıkartmış. Neden çıkartmış? Neden? Vicdan kimi zaman Allah'ı tanıtamıyor işte. Çünkü kendi kendine justification, kendi kendine doğrulama, kendi kendine kendisini haklı çıkartma, ego karışıyor. Nefsi, egosu karışıyor. Vicdanını bastırdığının, üstünü örttüğünün, baskı altına aldığının farkına varamıyor. Çünkü Allah'a kul olsaydı köle olmazdı. Sadece Allah'a kulluk ederdi. Allah'ın kölesi olurdu. Başkasına kulluk etmezdi. Allah'a kul olmayanlar her zaman başkasına kul olmuştur. Kula kul olmuştur. Halbuki Allah'a kulluk et, kurtul. Başkasına köle olma. Satın alamasın seni kimse. Vicdanı hür ve temiz, özgür bir savaşçı ol. Çok net değil mi? Gördüğünüz gibi putlara tapanlar, Allah'tan başkasına kulluk edenler, uluhiyet isnat edenler, tapanlar, putlaştıranlar hep yoldan sapmıştır. Tarih boyu bu değişmemiştir. İsmi kimi zaman Bal olmuştur, kimi zaman Ra olmuştur. İsimler değişir ama bu temel kriter değişmez. Tek olan Allah'a kulluk edeceksiniz. La ilahe illallah. Ortak payda budur. Ortak söz budur. Tasavvufta bu ortak söz için İbn Arabi sırların sırrı demiş. Bu kadar bilinen bir sır olur mu? Oluyor. İnsanlar diliyle söylediğini kalbiyle, ruhuyla idrak edemediği için ve teslim olmadığı için sırların sırrı oluyor. Bir türlü La ilahe illallah Muhammedur Resulullah söyleyemiyor. Dili söylüyor, kalbi ve ruhu söylemiyor. Neden? Zulmediyor. Zulmettiği zaman Kur'an-ı Kerim diyor ki kalbinden iman çıkartılır. Allah elinde evirir çevirir. Ayet-i Kerime'nin ifadesi ve çıkartır. Kimlerin yanına gönderir? Zalimin, fasikun, münafikun. Zalimlerin gideceği yer Kur'an-ı Kerim'de 3 tane ayette Araf suresi başta olmak üzere anlatılıyor. Neden Araf suresi olduğunu herhalde anladınız. İki arada, bir derede. Ben tarafsızım diyenler kendilerini kandırıyorlar. Evet, Allah'a kulluk insanları özgür kılar. Kalbin zümrüt tepelerine çıkarır. Risale-i Nur ise İslam davasına bu kulu derviş yapar. Sufi terapi, ruhsal terapi, kalp ve insan merkezli medeniyetimizdir. Toplum vicdanındaki bir avukattır. Sosyal adalet savaşçısıdır. Bu terapide Üstad Said Nursi ve Gülen Hoca Efendi Hazretleri gibi psikolojik rehberlikte ihlas ve samimiyeti bir yöntem olarak kullanan yüksek kıymetlere, değerlerimize tabi yer vereceğiz. Tarih boyu öz kaynaklarımız
çoktur ve onların görüşlerini dile getireceğiz. Şiirlerini okuyacağız, sözlerini okuyacağız. Hadisleri anlatacağız. Kur'an ayetleriyle izah edeceğiz. Yüksek trans ihlas, vicdan ve ahlakını esas alan bir tasavvuf tedavi yapıyorum. Tasavvuf anlatımı yapıyorum. Derin ve derinlaşma, namazlaşma konusunda insanın kendi ruh heykelini ikame etmesi için esasları ve gerekçeleri belki oluşturacağım. Belki efendim Arapça'da kesinlik ifade eder. Onu da söyleyeyim. Bazen ben belki çok kullanıyorum da. Belki diyorsam kesindir. Evet, bu psikoloji dersleri sosyolojik tespitler de içeriyor. Çünkü ben sosyoloji mezunuyum aynı zamanda. Sosyolog mezunuyum. Political science de var ama uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkiler de var. Tarih de var, edebiyat da var. Yani çok disiplinli bir anlatım olacak. Gazetecilik tecrübesi var, 25 yıllık. 40 ülkeyi gezmiş bir dermiş bu. Hem doğuyu hem batıyı görmüş bir dermiş. Bu nedenle çok şaşırmayınız. Sosyal sınırım yoktur. Bilimsel veriler sunarım. Ve farkındalık terapisi yapmaya, bu öğretileri zihinsel kodlarınızda yerleştirmeye, kurgulama demeyeyim, yerleştirmeye çalışıyorum. Yanlış kodları temizlemeye, arındırmaya, düzeltmeye çalışıyorum. Çünkü gördüğüm kadarıyla temel sorun insanda öz kaynaklarımızın kodları, sensörleri tam yerleşmemiş. Bu ilim efendim pozitif bilimlerde bir evlendirme, bir köprü sağlıyor. Biz Sızıntı Dergisi'nde herhalde bunu yaptık. Herhalde değil, belki değil, gerçek. Ve iman ilimleri, vahye dayalı ilimlerle, Kur'an ve hadisle sadık kalarak öze bağlı bir değişim sunmaya çalıştık. Yeni Ümit başka bir kanadını oluşturdu. Yağmur Dergisi başka bir kanadını oluşturdu. Hizmetin çıkarmış olduğu yayınların hepsinin bir gayesi, bir hedefi vardı. Hem sanat, hem beyan yapıldı. Bu devirde 21. yüzyıl ruh asrı olacak demiştim. Sanat ve beyan ile bu asrı efendim erenlerin yüzyılı olacak. Bu terapi dini imanı bilme Allah yerine koyanlara iyi bir cevaptır. Tasavvufu sevmiyor tabi işitçi zihniyet. Sufi localarını, derneklerini, dergahlarını kapatıyor. Makla kalmıyor, yıkıyorlar, öldürüyorlar yani. Onlar hapis bile yapmıyor. Direkt tecavüz ediyor. Ganimet almak ne demek? Yıkıyor, yakıyor. Nerede Vehhabi, aşırı Vehhabi tekfirizmi varsa orada yıkım vardır. Hangi ülkeye yerleşmişse o ülke yıkılacaktır. Bu Allah'ın emri gibi bir şey. Bakın Çeçenistan'dan Özbekistan'a kadar ben siyasete girmeyeceğim ama elbette ki bu no haricileri tanıtmak zorunda kalacağız. Çünkü karşımıza çıkıyorlar. Her yerde. Batı dünyasında da çıkıyorlar. Üstad Hazretleri'nin vizyonu çerçevesinde ulu kişi anlayışı şeyh merkezi bir tarikat değildir. Ben tarikat eğitimi yapmıyorum. Ben de şeyh değilim zaten. Ben terapistim efendim. Kayıtlı. Kanada'da kayıtlı doktora adayı olmuş. Ruhsal danışmanlık ve psikoterapi insan ilişkileridir benim doktoramın adı. Adını da son 2 yılda sürekli değiştiriyorlar. Ben de neyi bitirdiğimi bilmiyorum aslında. 2 tane üniversiteden diploma vereceklermiş. Felsefe de varmış. Hem bizi filozof yapacaklarmış. Yani hem psikoterapist, hem teoloji, ilahiyat alanında. Hem de psikoloji alanında. Hangi diplomayı vereceklerini şaşırdılar. Fark etmez. Diplomalar çok asarız buraya. Kağıt parçası zaten.
Kalp, ruhun ve zihin birliği. Mind, heart and soul connected. Bu bilmiyorum, birliği kurma yolunda bazen İngilizce kelimede ben karıştırıyorum, kusura bakmayın. Eskiden Azerice Türkçesi karıştırırdım. Şimdi de İngilizce karıştırıyoruz. Eskiden de Almanca karıştırırdım. Fransızca karıştırırsam hiç şaşırmayın. İlla ki bir şeyhe el verip de bir tarikata girip, ki üstad demiş bu devir tarikat devri değil, verilen zikirleri çekerek kemalata ermek falan gerekmiyor. Çünkü 21. yüzyıl bireysel ruhsallık, sufilik dönemi. Yani sahabe kültürüdür. İlk asırda sahabelerin kültürü neyse son asırda ahir zamanda odur bizim tasavvuf anlayışımız. Hadi inkar etsinler. Bediüzzaman Kur'an'ın sönmez ve söndürülemez bir eser olduğunu, iman hakikatlerini Risale-i Nur'da açıkça gösterdi. 20. yüzyılın çağına derman olduğu gibi 21. yüzyılda imansızlık derdine derman olacaktır. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar. Beklemeyin. Başka alim gelecek. Yalanla kitap basmakla, kitapları yasaklamakla falan olmuyor yani. Bu yol çok kestirme ve sağlam Kur'an ve sünnet caddesidir. Sırat-ı müstakimdir. Allah ilmi isteyene verir, zenginliği de istediğine verir. Dua dua yalanmadıkça manevi ilimlerle ledünni aleme, kalp, ruh, sır derisine çıkılması zordur. Çilesiz, sınavsız, cennet ağzı duyanlar rüya görüyorlardı. Rüyadan uyandılar. Fikirlerin çatışmasından hakikat kılıcımları ortaya çıkar. Bu kelimeyi babam çok severdi. Kalbin, ruhun hal ve makamlarına zümrüt tepeden çıkmak azim, sebat, istikrar istiyor. Duygu ve düşüncelerinizi kendinizi tanımanız herhalde Yunus Emre'nin tabiriyle bir ben vardır benden içeriği bulup benlik ötesine geçmeniz gerekiyor. Maskeleri, hayaletleri kaldırmanız, putları kırmanız gerekiyor. Birinci derste Allah ile kul arasında 70 bin perde olduğunu ifade eden bir hadis kullanmıştım. Muhabbetullah'ta, yani marifetullah kısmını geçerse eğer, muhabbetullah'ta, çünkü marifetullah olmadan muhabbetullah olmuyor. Arkasından gelen bir konsepttir. Allah sevgisi 70 bin perdenin put olduğu kadar, yani bunun da double mirror, aynanın bir de öbür yüzü var. İbn Arabi'nin dediği gibi Allah'ın zıt isimlerinden oluştuğunu göreceksiniz. Yani kainatta her şey Esma-i Hüsna'nın tezahürüdür, mazhariyettir. Yani put olarak kaldırmanız gereken şeyler de kimi zaman Esma-i Hüsna'ların putlaştırılmasıyla ortaya çıkan bir unsurdur, aşırıya gidilmesidir. İslam ihtilale orta yola davet eder. Enes Ergene hocamdan Allah razı olsun bu hatırlatmayı bana yaptığı için tez yazarken ben çok sayıda insandan rehberlik ve danışmanlık aldım. O kadar fazla ki bir master tezinde 100 kişiye kimse herhalde danışmaz benim gibi. Ben hassas bir insanım. Hata yapmamak için azimet derecesinde bir gayret gösterme içinde ciddiyetinde oldum. Yoksa copy paste master yapan çok var böyle 3. dünya, 4. 5. dünya ülkelerinde. Batı dünyasında yemezler bunları. Bu yol kestirmedir ve sağlam Kur'an ve sünnet yolu demiştim. Sırat-ı müstakimdir bizim işimiz. Ne ifrattır ne tefrittir. Ve suyu bulandıranların, sis perdesini meydana getirenlerin sisini dağıtmak ve suyu temizlemek, arıtmaktır. Elbette kendinizi tanımak için realist, gerçekçi olmanız, sosyal aktivist olmanız ve irade insanı olmanız gerekiyor. Bunu önereceğiz. İradenizi nasıl güçlendirebiliriz?
kimlere soruyor? Nasıl dimdik ayakta mert duruyorsun? Öğreneceksiniz. Evet, halen cehalet, yoksulluk ve ihtilaf sorunları devam ediyor. Üstadın tespit ettiği üç tane ana düşman. Bizim düşmanımız şahıslar değil. Bizim düşmanımız cehalettir, cahilliktir, yoksulluktur ve ihtilaftır. İnsanlar arasında kin ve nefret tohumları serpip de ihtilaflar oluşturmaya çalışanlar ana düşmandır. Kötülükler ana düşmandır. Şahıslara düşman değiliz. Kötülüklerin vasıflarına kızıyoruz ve onları terbiye etmek istiyoruz. Bediüzzaman, milletin vergisiyle görev yapan devlet idaresi memuru, milleti ücretli hadim olması gerekirken, hizmetçi olarak olması gerekirken, despot, zalim, dayatmacı bir amir olarak arzayından atmasına karşı çıkmış. Cebbarane durmuş. Biz de duracağız. Ya hayy ya kayyum. Allah diridir. Ve Hay ismini canlandırmaya çalışacağız. İnsanların bireysel olarak vicdanlarında, ruhlarında, kalplerinde. İslam'da olmayan inanç ile Allah arasında ruhbanlık sınıfı oluşturanlara karşı çıkacağız. Aracıları reddedeceğiz. Allah ile kullar arasında aracı yoktur. Ben bir aracı değilim. Ben şeyh değilim. Ben şeyh değilim. Ben şeyh değilim. Kaç defa tekrar edeceğim bunu bilmiyorum ama herhalde çok duyacaksınız. Zalime sivil itaatsizlik göstermek büyük sevaptır. Bunun üstad bütün hayatı boyunca gösterdi zaten. Üstadın önleyici sağlık ve psikolojide çözüm üretme kapasiteleri var. Hastalar Risalesi gibi, Vesvese Risalesi, bunlardan faydalanacağız. Risale-i Nurlar'daki psikoloji tekniklerini insanlar çıkartmakta zorlandığı için benim çıkarımlarımı bir psikolog gözüyle, psikoterapist gözüyle size direkt ileteceğim. Çünkü üstad diyor ki bir kuş gibi solucanı yerden alıp da yavrunun gagasına koyma. Yani sen inek gibi ol diyor. Ben bir ineğim efendim. İnekçiyim yani. Çok okuyorum. İnekçiyim yani. İnek gibi otları ye, süt ver diyor. Tertemiz bir sütsün diyor. O yüzden Risale'leri okuyanların hepsi yani inek oluyor, inekçi oluyor. Öyle desinler. Çok önemli değil. Biz inek oluruz yeter ki süt içsinler. Terapinin sunduğu kalp, ruh ve zihin merkezi güç yapan ve vicdanla bunları birleştirenler saldırgan materyalizme karşı üstadın akıl yürütme logical mind yöntemiyle çözüm sunar. İnsanların %50'si logical mind'la düşünür. %50'si böyle düşünmüyor. Bu nedenle başka terapi yöntemlerimiz var. Her bireye uygun terapi yöntemi Sufi'de bulunur. Hepsini okuduk efendim, yuttuk. Bu cevirini okuyorum ben. 10 senedir aralıksız okuyorum. 10 yıl oldu. Evet, 10 sene. Kanada'da 10 sene gidip okuyayım bakayım ne oluyor. Üstad gibi şiddete itikadının son karesi olarak görüyoruz. Bu zehirde maddi kılıç kınına girdi. Elimizde silah yok. Olmayacak da. Boşuna zorlamasınlar. Bu nedenle hakikat kılıcıyla büyük cihat yapıyoruz. Büyük cihatı önce neslimizle yapıyoruz. Çünkü küçük cihat yapmak kolaydır. Alırsınız eline silahı, düşmana savaşta tetiği çekmek kadar kolay bir şey yoktur. Ama önce büyük cihat yapıp nefsinizi adam etmek, terbiye etmek ile cihat yaparsanız bunun daha zor olduğunu göreceksiniz. Bayağı zorlayacağım şartları. Medeni insanları galebe ikna edilir. Söz anlamayan vahşiler, zorbalar her zaman karşımıza çıkar. Zorla değil yani. Dinde zorlama yok. Kimseye kabul edin diye bir zorlama yapmıyorum ben. Bak, açık açık, topluma açık konuşuyorum. Nefsini ikna ederseniz, ey nefsim, konuştuğum her şey aslında kendi nefsime konuşuyorum. Ben size konuşmuyorum. Bakmayın böyle
toplum açık konuştuğuma, her konuştuğum aslında kendi neslimedir. Topluma yardım etmek, Hazreti Hızır gibi hızlı koşmak her hizmet edenin vazifesidir. Hızırvariler arttığı zaman, sahabe kıvamındaki insanlar arttığı zaman insan merkezli, yüksek ahlaki değerlere dayanan bir medeniyet kurulacaktır. Zalimler istemese de. Din için dini seven tüm insanları Allah için seviyoruz. Bu nedenle diyalog kurarız. Bu Kur'an'dır. Hadislerde yeri vardır. Peygamberimiz metodudur. Peygamberimiz yapmıştır. Hazreti Hatice bütün servetini diyalog için tüketmiştir. Tabi daha sonra bu zanların hoşuna gitmemiş. 3 yıl boykot yapmışlar. Aç bırakmışlar. Hastalık ve açlık içinde Hazreti Hatice gibi bir kameti şehit ettiler. Zalimlerin görevi bu. Zulmetmek. Terapi yapılırken insan olmak yeterlidir. Dolayısıyla herhangi bir aidiyatınız Sufi'yi ilgilendirmiyor. Ayrımcılık, ırkçılık, ötekileştirme Sufi'nin kitabında yazmamaktadır. Ruhsal terapi, üstad gibi ihlaslı ve samimiyetle yapılırsa mucizevidir. Yani şu andaki tabirle büyülüdür. Manevi bir tılsımdır. Bir güç vardır. Bunu üstad diyor, ben demiyorum efendim. Hem büyücülük falan da yapmıyorum yani. Eğer cismaniyetten çıkılırsa, hayvaniyetten çıkılırsa, insanın 6 kalp boyutunda kategorisiyleyken 7 çeşit nefsin dereceleri vardır. Nefisle mücadele metotlarına dikkat çekeceğim. Bu nedenle ben İbn Arabi gibi nefsi 3 aşamaya indirgemedim. Bu sakat bir anlayıştır. Zaten Üstad Hazretleri karşı çıkmış buna. Doğru yapmış. Bunları yaşayarak öğrenmek için tabii ki tefekkür, zikir ve duayı içselleştirme, Allah'ın Esma-ül Hüsna'sının Ayet-ül Kübra sayesinde Üstad'ın yaptığı gibi tecellileri gözlemlemem. Bunlara ulaşma hatırlatılacak. Dinin nasihat ve öğütten ibaret olduğunu unutmayalım. Tebliği konuşan kendine yapıyor. Öğüdü kendisine veriyor. Nasihatı kendisine veriyor. İsteyen alır, isteyen almaz. Peygamberimize Allah-u Teala ayet-i kerimede ey örtüne bürünen peygamber kalk. Kendini de fazla kasma. Kendini öldürme. Neden iman etmiyorlar diye. Peygamberimiz akrabalarını imana getirmek için çok uğraştı. Yani Ebu Cehil'e kaç defa yemek yedirdi yani. Kapısına gitti. Taşlandı fakat vazgeçmedi. Biz de tabi peygamberimizin yolundan gittiğimiz için vazgeçmiyoruz. Niye inatçısın diye soruyorlar da. Niye vazgeçeyim kardeşim? Elimizde Kur'an var. Elimizde İslam'ın altın değerleri, elmas var. Kömür yok ki, partı pırtı yok ki. Allah'ın esmalarını kalbe ve ruha taşımak için elimizden geleni yapmak, irademizi kullanmak her ferdin görevidir. İlim ile hikmet birleşir. Kalp, manevi kalp ile ruh arasında dolaşan latife-i Rabbaniyeleri mümkünse canlandırmamız gerekiyor. Ölmüş ise yapacak bir şey yok. Ölüleri diriltecek ya hay vardır. Bu nedenle ölmüş olan Esma-ı Hüsna tecellilerini diriltmek için çok fazla hay çekmeniz gerekebilir. Ya hay, ya hay, ya hay. Sayıları bireylere göre değişebilir. Bu kendi sosyo-kültürel ortamına ve ne kadar katil olduğuna göre değişebilir. Ne kadar zalim olduğunuzu tespit etmenize yardımcı olmaya çalışıyorum. Çünkü herkes zalim. Öyle yoksa bir tane insana zalim deyip küfredip de kendinizi aklamaya çalışmayın. Çünkü ebedi olan ruh atlasınızda, kumaşınızda sürekli kirler oluşur. Yani sizin giydiğiniz elbise 3 gün sonra kirleniyor. Bazıları her gün temizliyor. Benim annem çok temizlik hastasıydı. Cleaning freak'ti biraz. Her gün yıkardı.
Çocukken her gün elbise değiştirmek nedir biliyor musunuz? Her gün. Bazen günde iki defa. Benim hanım da öyle. Her gün çamaşır yıkıyor. Her gün. Ben de pasaklı bir adamım. Her gün kirletiyorum. Biraz da gıcıklığına yapıyorum galiba. Madem temizlik hastaları var, kirleten adı bulması lazım. Ruhunuz da kirleniyor efendim. Sürekli temizlemeniz gerekiyor. Aynı değiştirdiğiniz çamaşırlar gibi bir şey. Terzilik de yapmanız gerekiyor. Sürekli ruhunuzun terzisi olmalısınız. Ben sizi terzi olmaya çağırıyorum. Ruhunuzun terzisi olun. Biraz da çamaşır yıkayın efendim. Hep hanımlar mı yıkayacak? Ruhunuzu temizlemeyecek misiniz? Hep hanımlar mı hassas olacak? Beyler. Allah Allah. Biraz da siz çamaşır yıkayın. Ruhunuzu temizlemeye niyetiniz yok. Bütün günahları at başkasına, temizleme. Kararıyor. Elbise, ruh elbisesi kirleniyor efendim. İnsan kalamıyorsunuz. Zalim oluyorsunuz. Lütfen yani. Bu nedenle ihlasa, trans ihlasına ulaşmak, ihlası etenme olarak da Hoca Efendi'nin ifade ettiği ihlası etenme, etenmenin etenmesi vicdan ihlasında görüldü. Vicdan ihlasına nasıl çıkılır? Bu nedenle konuşuyorum zaten. Allah'ın ehadiyet hakikatleri, buna dayalı marifetullah dersi. Evet, bir tarikat olmadan da, şeyh olmadan da elbette bu ihlaslı davamızda mevcuttur. Asay Musa'dır. Musa'nın asasıdır. Çünkü insan aslen merhametlidir, şefkatlidir. Ne kadar şefkat ve sevgi varsa o kadar sahici insansınız. Maddi ve ilmi olarak yoksul bile olsanız, kanaatla, hamd ve şükürle zengin sayılırsınız. Gönül insanın takvasıyla varlık olan Allah nezdinde daha üstündür. Nur hizmetinin tanıdığı halde, nur hizmetiyle haşır neşir olduğu halde, yıllarca Risale okuduğu halde, okyanustaki balık gibi denizi bilmeyenler, lütfen biraz basiret ve feraset edin. Biraz. Çok değil. Ve kalp gözünüzü açmaya artık odaklanın. Basiret gözü, ruh gözü. Bakın anlatacağım ben size hepsini. Diyorlardı ki, hizmettekiler Risale okumuyorlar. Yapmaya göreceğiz bakalım. Kim Risale okumuş, kim okumamış. Nice balıklar okyanusta doğar, büyür, yaşar, ölür. Ancak aksiyon ve tebliğ merkezli bir hayat yaşamazsa ki hizmet, aksiyon-oriented bir sufilik, bireysel sufilik sundu, asla kendi fanuslarından çıkamayacaktır. Risale-i Nur cemaatlerinin handikapı da budur. Kapasiteleri yetmiyor efendim, ne yapalım? İtiraf edemiyorlar, ne yapalım? Biz onlara söylemiyorduk bunu. Alınmasınlar, kızmasınlar diye. Üzmeyelim, kimseyi incitmeyelim diye çok gayret gösterdik. Hep sükut ettik, hep sustuk. Hala da susuyor kardeşler. Maşallah, çok suskunlar. Kendi kendimizi bilme, temizleme, ruh, kalp ve sır dünyamızın keşfedilmemiş hazinesine seyri sürekli bir sefere çıkın diyor Allah-u Teala. Zaten seferdesiniz. İsteseniz de, istemeseniz de sefer, sufilikte bir konsepttir. Bu konsepte gelince daha detaylı şekilde ben izah edeceğim. Kunut dualarını her zaman okuruz fakat manasını okumayız. Ne okuduğumuzu bilmeyiz. Ne okuyoruz biz? Rabbimiz. Senden yardım, senden mağfiret, senden hidayet dileriz. Sana iman ederiz, sana tevbe ederiz, sana güveniriz. Bütün hayırlar üzerine sana sena ederiz. Sana şükreder, bütün nimetlerini itiraf ederiz. Seni ve nimetlerini inkar etmeyiz. Ve sana isyan edenleri kökünden sökercesine atıp terk ederiz. Nasıl? Çok güzel manası var değil mi? Her gün bunu okuyorsunuz. Farkında mısınız? Hatta bir tanesi yetmiyor, bir tane daha okuyorsunuz. Rabbimiz, biz yalnız sana ibadet ederiz. Senin rızan için namaz kılar ve secde ederiz. Senin rızana uygun çalışırız.
koşarız, senin rahmetini dileriz ve senin azabından korkarız. Gerçekten senin azabın kafirlere ulaşıcıdır. Bu da ikinci konut duası. Her gün Allah'a söz veriyorsunuz. Sözünüzü tutuyor musunuz yoksa? Galiba tutmuyorlar. Veya tutmuyoruz. İnsanlar her gün Allah'a söz veriyor vitir namazında, kunut dualarını okuyarak, fakat sözünü tutmuyor. Ve ruhsal hastalıklar kalbinin ruhunu işgal ediyor. Allah'a yaklaşmaktan başka, kurbiyetten başka hiçbir çözüm yöntemi yoktur. Bazen iyileşme çok kısa zamanda olur, gerçekleşir. Bazen de insan kolay kolay hastalıktan çıkamaz. Bazen de çok güçlü ve bilge bir insan olarak bu travmadan çıkar. Bazıları tedaviden sonra kendilerini çok iyi hissediyorlar ve bu zulümler iyi ki olmuş diyecekler. Zaman zaman eski hallerine benzeyen bazı haller yaşarlar. Travmalar çünkü kolay kolay geçmez. İz bırakacaklar. Ama iyidir iz bırakması. İz bırakmasa dava adamı olmayacaktınız. Sabah namazı farzı ikinci rekatta ve akşam namazı üçüncü rekatta ayakta yapılan başka bir kunut duası da var. İmam Şafii yapmış bunu fitne ve nifak zamanlarında. Şu anda fitne ve nifak var. Bu nedenle Ahmet Turcan abi bunu Zaman Gazetesi'nde 2014'te ilk yazdığında hemen kopyettim, hemen başladım. Allahümme mehdine fîmen hedeyte ve afine fîmen afeyte ve tevellena fîmen tevelleyte ve barik lena fîmâ âteyte ve kınâ şerre mâ qâdeyte fe inneke takdî ve lâ yuktâ aleyk ve innehû lâ yezlû men veleyte ve lâ yezlû men âdeyte ve lekel hamdû alâ mâ qâdeyte tebârekte Allahümme Rabbenâ ve te'âleyte nestağfirû ve netûbû ileyk ve sallallahu alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem. Daha sonra Hoca Efendi buna bazı ekler de yaptı. Ben o ekleri ezberleyemedim. Kusura bakmayın. Bazı kardeşlerimiz okuyorlar. Allah kabul etsin. Fakat önemli olan istikrarlı ve düzenli yapmaktır. Henüz ben 3 yıldır sektirmedim efendim. Sabah ve akşam namazlarından sabah 2. rekat, akşam 3. rekat. Bunu ne zaman okuyorsunuz? Rükudan Semiyallahu lümen hamide diye kalktığınız zaman elinizi açıyorsunuz, okuyorsunuz. Ahir zamandayız. Fitne, nifak asrındayız. Süfyan fitnesine karşı, Deccal fitnesine karşı bu devirde hiç sektirmeden kıyamet kopana kadar belki okuyacağız. Tercümesi. Allah'ım hidayet ettiklerinin yoluna bizi de hidayet et. Allah'ım afiyete mazhar eylediklerinin arasında bize de afiyet bahşeyle. Dost edindiklerinle beraber bizi de dost edin. Bize lütfettiğin şeylerde bereket ihsan eyle. Olmasını hükmettiğin şerrinden bizi koru. Zira sen hüküm verirsin. Fakat kimse sana hüküm veremez. Senin dost edindiklerin zelil olmaz. Senin düşman olduklarının aziz olmaz. Verdiğin bütün hükümlere karşı hamd sadece sanadır. Rabbimiz sen mübarek ve yücesin. Sana istiğfar eder ve sana tövbe ederiz. Allah'ın Resulü Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ehline ve ashabına salatu selam olsun. Evet, hem tezih var hem tesbih var. Bu nedenle bu kunut duası okunmalı ve ihmal edilmemeli. Eğer manasını da öğrenmezseniz, ne okuduğunuzu bilmezseniz içselleştirme olmuyor. Bu nedenle Kur'an'ın mealden okunması için son 5 yıldır ciddi bir çalışma var cemaatte. İnsanlar sadece Arapçasından değil, Kur'an'ı mealinden de okumak zorunda. Tefsir okumaya vakti yetmiyorsa, tefsirler kalın çünkü efendim, kitap okumayı seven bir toplum değiliz biz. Ama iPhone'lar var. Herkes de var. Bebeklerde bile var. Araba sürüyorsunuz o kadar. Açın okutun. Meal okutun. Kur'an okutun. Yani hiç olmazsa dinleyin.
Yani vaktiniz el vermiyorsa, vakit el vermiyor diye bir olay yoktur. Vakit ayırmamak vardır. Sayılı duaların bir sakıncası yoktur. Sayısız duaların da sakıncası yoktur. Dualarda sınır yoktur. Namazdan sonra Osûlü Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber şeklimiz bir hadise dayanır. Peygamberimiz Hazreti Ali ve Hazreti Fatma'ya gelip onlara bir hazine olarak bunu hediye etmiştir. Yani fazla Hazreti Fatma çok fazla iş yapıyormuş. Hem çocuk bakıyor, iki tane, hem hamur açıyor, hem su getiriyor, hem buğday öğütüyor, ekmek yapacak, hem temizlik yapacak, hem tarlada çalışacak, hem de çocuklara rehberlik edecek. Çok işi var. İslam büyüyüp de böyle ülkeler fethetmeye başlayınca ganimetler de geliyor. Hazine dolmaya başlıyor. Herkes payını hissesini alıyor. Ama Peygamber Efendimiz kızına bir şey vermiyor. Hazreti Fatma da gidiyor ki bakıyor etrafında herkesin durumu iyi. Ganimetler de gelmiş. Hatta işte evlerin altında şeyler var. Hizmetçileri falan da var artık. Ama Hazreti Fatma hala aynı. Değişiklik yok. Gidiyor babasına. Diyor ki Peygamber Efendimiz'e bana da bir tane hizmetçi versen olmaz mı diyor. Şu kızdan hiç acımıyor musun? Peygamber Efendimiz ben geleceğim akşam sizi ziyaret edeceğim diyor. Gönderiyor. Hiç cevap vermiyor. Çünkü Peygamber Efendimiz hayır demezdi. Gidiyor onlara daha güzel bir hediye verecek. Yani hizmetçiden, cariden daha güzelini verecek. Ganimetten daha güzelini verecek. Ve aralarına oturuyor. Ben size diyor daha güzel bir hediye versem kabul eder misiniz diyor. Namazlardan sonra 33 defa Sübhanallah deyin, Elhamdülillah deyin, Allahu Ekber deyin. Gece yatmadan önce bunu okuyun diyor. Ve Allah size cennetinde versin köşkleri, sarayları. Bu dünyada vermesin. Önemli değil bu dünyada eziyet çekmeniz diyor. Çok seviniyorlar. Ve La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve alâ kulli şeyin kadir diyelim. Deniz kadar köpüğü olsa günahı affettir. Peygamber Efendimiz'in neden 33 sayısı verdiği konusu çok tartışmalara, müzakerelere bilimsel olarak yol açmış. Demek ki sayılı olarak okumak ibadetlerin bir kaynağı. Hadis-i şerif bu. Ayette sayı verilmezse bu bile bidat sayılmıyor. Yani bidat, 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 onu bidat, bu bidat diyenler var ya, azdırış etmeyin. Tasavvuf bidat değildir. Zikirlerin sayılı çekilmesi bidat değildir. Sayısız çekilmesi de bidat değildir. Ona bidat, buna bidat, dinin özünü yok etmeye çalışıyorlar. Cahiller. Allah dostlarının ruhi tecrübeleri var, içtihatları var. Dolayısıyla şimdi 308 defa ya Rezzak çekersen rızık kaygınız kalmaz diyor. Bunu bir alim tecrübe etmiş, denemiş, tesirini görmüş ve talebelerine tavsiye etmiş. Ve asırlardan beri nakledilerek geliyor, nakil yoluyla geliyor. Bu bir insanla çalışmış bu rakam. Ebced karşılığı da bu rakamdır. Evet, 308 Rezzak ismi. Çekil, deneyin efendim. Bakın, kimileri diyor, abi de boş ver bunları, bana zengin olacağım bir formül öğret diyor. İyi dedim, yani zengin mi olmak istiyorsun? Evet abi diyor, çok zengin olmak istiyorum, çok güçlü olmak istiyorum. Dedim, yöntemi var. Çareler tükenmez. Ne yapmam lazım abi dedi. Her sabah namazından sonra Vaka suresini hiç sektirmeden hayatım boyu okuyacağına söz verir misin? Ama istikrarlı bir şekilde. Abi söz dedi. O zaman ben de senin çok zengin olacağına dair söz veriyorum. Ama dedim, zekat ve sadaka konusunda şimdilik yapmak yok. Allah sana zenginlik verince eğer bunun şükrünü, hamdını eda edemezsen,
Zekatını tam vermezsen, sadakanı verip de fakirleri gözetmezsen, öbür tarafta iki elim iki yakanda olsun dedim. Sana bunu öğrettim, bana da sormasınlar. Abi söz dedi. Bak dedim, sorun salebe gibi olmasın. Zenginlik talebiyle gelip de sonra zekat memurlarına benle mi çalıştınız da kazandınız diyen salebe gibi olmasın dedim. Bu ikinci hatırlatma. Abi söz dedi. O halde duyun. Sabri Ülker hayatı boyunca Vakıa suresini her sabah namazından sonra okudu ve zengin oldu. Allah gani gani rahmet etsin. Toprağı bol olsun. Allah cennetine koysun. Güzel hayırlar, hasenatlar işledi. Şimdi oğlu var Murat Ülker. Bakın Ülker gibi dünya markası bir marka meydana getirmiş ki pek çok güzel hayırlı işler de yapmış. Camiler yapmış, imaratlar hayırlarla gitti. Allah razı olsun Sabri Bey'den. Sabri Bey hizmetin en büyük destekçilerinden biriydi. Terörün kaynağını kurutmak isteyenler Sabri Bey'i infaz eden dalarcın aslanlardır. Yani bugün olsa herhalde hapiste ölene kadar işkence yapacaklardı. Su vermeyeceklerdi, bir bardak su. Ağaç kabuğu falan yesin diyeceklerdi. Bu nedenle efendim zalimlerin huyu hasiyeti değişmez. Sabri Ülker bile olsa zulmederler ki Hacı Boydak abiye yaptıklarını gördünüz. Ben siyaset konuşmayacaktım. Bu siyaset değil. Bu örnek. Yani misal veriyorum güncel olarak. Aktualiteye girmemeye çalışıyorum. Evet, Allah elbet isteklerinizi, muratlarınızın olması için hayırlı sebepler yaratır ve muradınızı verir. Murada ulaşmak size yeni imtihanlar getirir. Yani Allah sizi zengin edebilir. Zenginlik ölçü müdür? Her şey para, güç müdür? Mesela dün bir bacımız diyordu. Sen fakir bir devletsin ama zengin bir bacımız. Bizden daha zenginsin diyor. Daha rahatsın. Çünkü efendim benim kredi kartlarım yok. 10 sene önce çöpe attım. Hanım harcayamıyor. Ekstra böyle lüks bir şey de alamıyor. Çünkü alın teriyle bugün ne çalışırsam, ne kazanırsam elimde o para var. Eğer çok kazanırsam biraz fazla erzak alabilirim. Eğer hiç kazanamazsam kuru ekmek yer. Ertesi gün ben para bırakmam. 24 saat. Peygamber Efendimiz böyle yaşamış. O halde sünneti ihya etmek lazım. Elime geri geçen parayı da harcarım sağa sola. Hayır hasenat da işleyebilirim. Kime vereceğim de belli olmaz. Bazen sokaktaki yatan bir dilenciye veririm. Ama akşam param yoktur benim genelde. Ertesi güne pek çıkmıyor. Hanım da kızıyor bana. Paranı çarçur ediyorsun diyor. Hanımlar zaten hep konuşuyorlar efendim. Hanımların konuşmasını susturamazsınız. Bayanlar erkeklerden daha çok konuşuyor. Bu nedenle yarış etmiyoruz. Yarışı kazanamazsınız. Erkekler bu yarışı asla kazanamaz. Hiç denemeyin yani. Daha hızlı konuşuyorlar, daha hızlı koşuyorlar. Dolayısıyla siz Peygamberimizin sünnetine riayet ederseniz zaten huzur ve mutluluk gelecektir. Farkında olmak gerekiyor. Bu nedenle bu farkındalığı değişik isimler verebiliriz. Ben mesnevi terapi de yapacağım aslında. Yunus Emre terapi de yapacağım. Yunus Emre'nin dilini de kullanacağım. Mevlana Rumi'nin terapi sistemini de kullanacağım. Efendim, affedersiniz. Bu yöntemleri kullanırken tabii hikayeler anlatacağım, öyküler anlatacağım. Bu hikayeler, öyküler araya girecek. Bilimsel olarak externalization yani dışarı çıkartmak. Danışan insana veya olayın dışına çıkartmak, travmanın dışına çıkartmak. Başka bir atmosfere götürmek gerekiyor. Buna externalization deniyor. Dışarı çıkartmadan ben yeni bir konsept kuramam. Eski sosyal inşaat ve yanlışları yıkmadan yeni bir inşaat kuramam.
Bu nedenle benzeştirme yapıyorum. Naratif terapinin sistemleri ben bilerek yapıyorum. Yani bilmeyerek yapmıyorum. Çok doğal bir şekilde aktarıyorum. Yani bunun bilimsel temeli nereye dayanıyor diye sorarsanız saatlerce konuşmam lazım. İsim de veririm yani. Kim bunları ortaya atmış, kim savunmuş, hangi konferansta konuşmuş, niye yazmış, niye yazmamış. Bunlara girmek istemiyorum. Dolayısıyla benlik ötesi ulaşmak mümkündür ve insanlar buna ulaşmak için hayatı boyunca mücadele etmelidir. Evet, şunu itiraf etmeliyim. Ben hem kendimi kobay olarak kullandım, hem de benim psikoloji eğitimden geçen ilk 100 kişi biraz kobaydı efendim. Kusura bakmasınlar, haklarını helal etsinler. Çünkü bilimsel olarak yazmış olduğum tezi onlarda uyguladım. Eksikleri, yanlışları, kusurları gördüm. Ve tamamladım. 7 konsepte başladığım ana şemsiyeyi ona çıkartmıştım. 3 tane ana konsept ekledim. Bu eklediğim 3 tane konsept daha sonra 7 tane ana şemsiyeye tam affetme, tam protection, tam korunma ve compassion'dı. Yani aktif sabırdı. Bunu 3 tanesini eklemem. Yani sabırı zaten koymuştum fakat sabırın bir de aktif sabırı var. Compassion tarzında, yani compassionate love tarzında. Yani sabra aşık olmak gibi bir şey. Tutku seviyesinde. Tutku da diyebiliriz. Veyahut da nasıl tanımlayabiliriz? Öyle bir tutkulu aşktır ki bu. Aşk-ı müntehadır yani. Sufilikte karşılığı. Bu öyle bir sevgidir, öyle bir vicdan aşkıdır ki, öyle bir vecd aşkıdır ki, buna bağlı olanların sırat-ı müstakimden kopartılması mümkün değildir. Yani kalp, ruh ve zihin arasındaki bağlantının kopartılması mümkün değildir. Compassion Love, ana konseptlerden biri haline, şemsiyelerden biri haline getirmenin sebebi buydu. Bunun ihtiyaç olduğunu gördüm, hissettim ve yüze yakın insandan aynı tepkileri görünce, aynı ihtiyacı görünce ilave etmek durumunda kaldım. Tam affetme konusuna geleceğim. Tam affetme olmadan Kur'anidir. İnsanlar travmadan çıkmıyorlar. Tam affetme nasıl yapılır? Bununla ilgili yapılmış doktora tezleri var Batı dünyasında. Hala İslam dünyasında yok. Kur'an'ı bir yöntem olan tam affetmeyi araştırmamış Müslümanlar var 1,5 milyar kadar. Bu nedenle zaten Müslümanlar bir türlü düzelmiyor efendim. Kendi kaynaklarını bilmiyorlar. Kendi kaynaklarında araştırma yapacağına Batı taklitçiliğiyle ömür geçiriyorlar. Aksiyon odaklı, kalp merkezli bir ruhsal terapi çıkartmak için gayret gösteriyoruz. Allah inşallah bereket nasip etsin. Bu bereketi eğer hayatınızda tatbik ederseniz göreceksiniz. Ben bu YouTube videosu kalıcı olacak. Altına sistematik olarak birinci seansın ödevlerini koyacağım. Bu nedenle anlatmıyorum burada hangi ödevleri verdim. Ödevler olmadan olmaz. Biliyorum homework sevmiyorsunuz ama ödev yapmazsanız efendim olmuyor. Yani dersleri geçemiyorsunuz. Okula gittiniz, ödevleri yapmazsanız hocanız azar diyor. Aynı zamanda öyle final, vize filan ezberleyip geçiyorsunuz, sonra hatırlamıyorsunuz. Çünkü homework yapmamışsınız. Kanada'da eğitim sisteminde ezbercilik yok. Üniversitede vize ve final diye bir olay yok öyle. İki tane imtihanla bir tane ders mi geçilir? Grup çalışması var, müzakere var, reflection, tefekkür yazdırıyoruz. Ondan sonra her dersin kitaplarını okumuş mu, lecture'ları dinlemiş mi diye check yapıyoruz. Yetişkin insanları öyle eğitmek, terbiye etmek efendim kolay değildir.
Çünkü çok bildiklerini sandıkları için hiçbir şey bilmediklerini bilmezler. Grup çalışması yapıyoruz, sunumlar yaptırıyoruz. Bir dersten geçene kadar Kanada'da bir öğrencinin anası ağlıyor yani. Öyle kolay bir ders de yok. Bir tanesi ben tiyelik yaptım dersi almıştı kolay ders diye. Ha, ismine baktı. Mitoloji ve aşk. Kolay bir ders. Ben bu dersten geçerim diye almış. Bir baktım sınıfta 82 kişi var. 79 tanesi kız. Gözlerine baktım şöyle. Hepsinin ha, kolay ders diye gelmişsiniz ha. Su filmlerine düştünüz. Tabii kolay ders yok efendim. Kolay ders yok. Çok kitap okuttuk gençlere. Kitaplara reflection'lar, yorumlar, tefekkürler yazdırdık. Anaları ağladık, makaleler okuduk. Yani Michel Foucault'u okutacağımızı nereden bilsinler şimdi? Mitoloji ve aşk dersinde veya din ve seks dersinde. Yani ismi seksi gelmiş diye gelmişler de isim seksi olunca dersin içeriği seksi olmuyor bazen. Neyse çok fazla eşelemeyeyim ben bu konuyu. Duanız Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yapmış olduğu duadır. Üstad bunu 500 defa yapıyor günde. Biz 500 defa yapmıyoruz büyük ihtimal ama hiç olmazsa 7 defa yapmanız evladır. Hasbunallah ve nimel vekil ve nimel mevla ve nimel nasir. Bu duayı eğer günlük dualarınızı eklerseniz bu size bir ödevdir. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah bize kafidir, beni güzel vekildir diye hadislerde bunu tekrar etmiş. Allah bize yeter, o ne güzel hami, ne güzel güvencedir. Bu aynı zamanda bir ayet biliyorsunuz ve Tövbe Suresi 129'da eğer aldırmazlarsa onlara de ki insanlar pek aldırmıyormuş herhalde. Bana Allah yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona dayanmaktayım ve o büyük arşın Rabbidir. O büyük arşın Rabbidir. Burada da hem tenzih hem tesbih olan ayetlerdendir bu. İsmi Azam'dır. Bu duanın yapılması evladır. La ilahe illa aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. 7 defa. İnsanlar onlara düşmanların size karşı ordu topladı. Onlardan korkun dediklerinde bu onların imanını artırdı. Ve şöyle dediler. Düşmanlar artsa bile sizin imanınız artacak. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Ali İmran 173. İçinden çıkamadığım boğulduğum dertlerime. Hasbinallah ve nimel vekil. Çaresizliğime, yılgınlığıma, bir çare oluşuma. Hasbinallah ve nimel vekil. Yaptıklarıma, yapamadıklarıma. Hasbinallah ve nimel vekil. Zavallılığıma, utançlarıma, rezilliğime, zelilliğime hasbinallah ve nimel vekil. Terbiyesizliklerime, haddi aşmışlıklarıma, kusurlarıma, günahlarıma hasbinallah ve nimel vekil. Geceler boyu ağlamalarıma, yüreğimin üşümelerine, ruhumun girdaplarına hasbinallah ve nimel vekil. Kendimi ifade edemeyişime, söyleyip de kimselere duyuramadığım acıyan, kanayan, ağlayan her şeyime, hemşerilerime, bacılarıma, abilerime, kardeşlerime. Hasbinallah ve nimel vekil. Nimel evlâ ve nimel nasîr. Hazreti İbrahim duası dedi ki, onlar öyle kimselerdir ki, halk kendilerine, düşmanlarını size karşı orada hazırladı. O halde onlardan korkun dediler tabii hizmet edenlerine. Tek bu söz onların imanlarını arttırdı, güçlendirdi ve üstelik dediler. Allah bize kafidir ve o ne güzel vekildir dediler. Hizmet edenleri böyle dediler. Düşman ordusunu artırmıştı. Daha amansız ve azgınca sapıkça çaldırıyordu. اَلَّذِينَ قَالَ لَكُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَحْشَهُمْ فَزَادَهُمْ اِمَانًا وَغَالُوا حَسْبِنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ Issa Nur'dan psikoloji teknikleri
vereceğini zaten söylemiştim. Evet, birinci teklik. Üstad Hazretleri Allah en güzel vekildir diyor. Avukatlara falan gerek yok. Zaten avukatları biliyorsun hapse attılar. Çoğu soymak için Süfyan'ın emrinde sizi çalışıyorlar. Vekil falan kalmadı. Avukatlık mesleği öldü yani. Zulüm olan yerde avukatlık kalmaz. Sizin avukatınız Allah'tır. O en güzel vekildir. Ondan başkasına dayanma. İnsan öldür veya aldatır. Mal tükenir, kariyer çizilir. Şöhret zehirler, evlat ters dönebilir. Stres, depresyon takılma. Güven Allah'a ve sana şah damarına daha yakın olduğunu bil de davranışında ölçülü ol. Bu kuralı 2012 yılında çıkardım. Yani bu süreç için çıkardığım bir kural değil bu. Bu süreçten önce, süreç başlamadan önce 2012'de yazdığım için lütfen buna politika, siyaset falan katıp da komplo teorisi uydurmayınız. 2. Teknik 2. Allah dost ise başka dosta ihtiyacın yok. Dost istersen Allah yeter edebilir. Dünya dostlukları Allah rızasına dayanmıyorsa imtihan ardı sıra gelir. Hakkın sana sevgisi varsa halkın teveccühü lazım değil. Zaten isterse sevdirir seni. Allahsız seversen zaten sevdirir. Allah dosttur, başkası yattır, avyardır. Allah'a dost isen, Allah sana dost ise başka dosta ihtiyacın yoktur. Dost istersen Allah yeter. Üstad Said Nursi'nin meşhur sözlerinden biridir. Ve gerçekten özetlemiştir. 3. Her şeyde bir hayır vardır ki Risale-i Nur'un ana psikolojisi budur efendim. Kesinlikle. 130 parça, 6000 sayfayı okuyun. Bu cümleyi çıkaracaksınız. Kaç kelime? 1, 2, 3, 4, 5 kelime. Her şeyde bir hayır vardır. Şerlerden hayrı yaratan Allah'tır. Şerri yaratmak şer değildir. Şeytanı yaratmak şer değildir. Şerri işlemek şerdir. Evet, bela geldi mi sevin. Allah'ın hediyesi olarak gör ve sabret. Eğer sabredersen hayra inkılap ettiğini göreceksin. 4. Her seansta 4 tanesini paylaşacağım. Çünkü 365 gün her sabah namazından sonra inşallah kısmetse konuşabilirsek, Allah ömür verirse, nefes verirse epey bir teknik oluşacak yani. Sufi kodları, ruhsal kodlar eğer düzelirse insanların iradeleri güçlenecek ve amodi yükselmek için gerekli şansları sağlamış olacağız. Her zaman pozitif ol. Olumsuz davrananlara gül. Gülücükler dağıt. Unutma, bir yağmur damlası aynı noktaya düşerse granitten sert kayaları dahi deler, eritir, kırar. Aynı noktaya bir yağmur damlası damlasa. Kalpler Allah'ın elinde isterse açar, telif eder. Kararan zalim kalpler ise mühürler, gayyaya atar. Medan Hazretleri'nin güzel bir hikayesi vardır. İnsanları kendinizi beğendirmeniz öyle mümkün olmuyor. Medan da olsanız mümkün olmuyor. Medan Hazretleri biliyorsunuz herkesin sevdiği bir insan. Şimdi herkes seviyor da yaşadığı devirde herkes sevmiyormuş. Konya'da yarısı Hristiyanmış zaten Konya'nın. Karaman zaten %90'ı o zaman Hristiyanmış. %95 hatta Karaman'ın koyunu. Sonra çıkar oyunu. Hayrettin Karaman olur. Yıkar sizin ülkenizi. Neyse. Vatandaş Mevlana'yı tenkit ediyormuş. Eleştiriyormuş ama tenkit ve eleştiri boyutları dışında gıybet ediyormuş. Hakkında iftiralar, yalanlar uyduruyormuş ve Konya'da halk arasında yayıyormuş. Öyle dedikodular, öyle dedikodular dediler ki öyle diyormuş ki bu adam var ya gizli papaz. Papazlarla gizli gizli buluşuyor. Hatta genel eve gidiyor, meyhaneye gidiyor. Siz bu adam öyle bildiğiniz gibi bir adam değil diyormuş. Allah Allah diyorlarmış ya. Mevlana vaaz veriyor camide. İnsanlar akıldanışıyor. İşte
Bu adam İslamiyet'i yaşayamadan nasıl böyle bir şey yapar? Önce ihtimal vermiyorlarmış ama şaya bu. Şuyundan beter. Yayılmış Konya'da. O kadar çok yayılmış ki halkın yarısı Mevlana'yı seviyormuş, bu sefer yarısı sevmiyormuş. İkiye bölünmüş. Acaba gerçek mi falan? Mevlana da yaptığı her şeyi söylemiyor. Biraz da gizli kalsın da Allah sevabını versin. Deşifre etmek, fahş etmek istemiyor. Bir de fahş etmesi de doğru değil. Evet, papazları ziyarete gidiyor. 40 tane papazı düzenli ziyarete gidiyor Konya'da. O 40 tane papazı Müslüman yapmaya çalışıyor. Konya'nın yarısı Hristiyan. Diyalog yapıyor yani. Resmen diyalog yapıyor ama halk yobaz. Müslümanlar yobaz. İdrakları almıyor. Yani cübbe de giysi almıyor. Cübbesiz de olsa almıyor. Cübbeli de olsa almıyor yani. İdrak, kafa, beyin yobaz. Ne yapsın? Gizliyor. 40 tane papazı ziyaret ediyor. Halktan gizliyor tabii bunu. İzah edemiyor. Ki halk ne zaman anladı biliyor musunuz? O 40 tane papazın Müslüman olduğunu. Öldükten sonra Mevlana ölüyor. Cenazesi kaldırılacak. O 40 tane papaz cenazeye geliyor. O yobaz Müslümanlar hala diyorlar ki bu papazların ne işi var Mevlana'nın cenazesinde? Papazlar Müslüman olduklarını söylemiyormuş halka. Kilisede vaaz veriyorlar. Aslında Kur'an'ı ve İslam'ı anlatıyorlar. Ama halk zaten kitap okumadığı için bilmiyor yani. İncil dahi o zaman tercüme edilmemiş. Greek şeyde Roma Latin dilinde halk da Latince'yi bilmiyor fazla. Greek dilini de bilmiyor. Halk kendi dilinde konuşuyor. Papaz çıkmış bir anlatıyor bir şeyler. İslamiyet anlatıyor. Çoktan Müslüman olmuşlar. Mevlana onları Müslüman yapalı uzun zaman olmuş. Halk da evliyalar yani. Evliya olmuşlar. Hakiki sevi yani evliyalar dönüşmüş. Müslümanlığı anlatıyor. Esmaullah demişler. Söylemiyorlarmış. Daha sonra söylemişler. Konya'nın 40 erenleridir onlar. Çok meşhurdur. Mezarları da var. Konya'da giderseniz ziyaret edin o evliyaları. Onlar keşiş, zayıflar değil ha. Onlar evliya. Tabii Mevlana bu hakkında gıybet eden, nemamcılık, gocuk yapan adama ziyarete gideyim demiş. Herkesi ziyaret ediyorum. Genel evde Aşçı denilen kadınları ziyaret edip bir saat parasını ödüyormuş. Herhalde sinyal atmak için değil. İslamiyet anlatmak için. Meyhaneye gece geç bir vakti sarhoşları ziyarete gidermiş. Onları içkiden vazgeçirmek için. Onlara hemdem olmak için. Mevlana'nın yaptığı işleri siz bilmiyorsunuz ki. O saray şairi değil ki. Öyle saray şairi olarak Osmanlı'da daha sonra rekonstrak yaptılar tabii. 200 sene sonra. 200 yıl sonra. Yani Molla Fenari biraz düzeltmeye çalışmış ama ilk dönemde Şeyhülislam. Daha sonraki ikinci Beyazıt zamanında saray şairi yaptılar Mevlana Rumi'yi. Neyle? Saz, utla filan. Ondan sonra saray ile eğlensin. Mevlevi şiirler. Güzel. Mevlana bu değil ki. Mevlana'nın gerçek filmi çekilmedi ki. Gerçek hayatı anlatılmadı ki. Neyse Mevlana ziyaret ediyor. Ziyaret ediyor. Zat-ı muhterem değil tabi. Adam gıybetçi. Ziyaret etmeden evvel de bir hediye gönderiyor. Adam şaşırıyor. Ya diyor ben bu adama yapmadım, kötülüğü bırakmadım. Bütün Konya'da rezil rüsva ettim adamı hakkında o kadar şey konuştum. Bana hediye göndermiş. Allah Allah. Bir de ziyarete gidince iyice şok oluyor. Aslında Mevlana'yı kıskanıyor. Koca Mevlana ziyaretine gelmiş. Diyor ki kucağını açmış. Gel kardeşim diyor. Sana sarılayım diyor. Adama bir de sarılıyor. Terapide touching, dokunma terapisi vardır. Bir de sarılıyor. Adamın bir de sağından solundan öpüyor. Mucuk mucuk yani. Ben üç defa öpüyorum. Bir, iki, üç. Üç defa öperim ben herkesi. Sarılırım. Mevlana'dan örnek aldım. Ondan sonra adam iyice şok oluyor. Mevlana diyor ki, duydum ki diyor, gıybetimi etmişsin, Allah razı olsun senden dedi.
Benim günahlarım var diyor. Ben günahkar bir insanım. Günahlarımı kime satacağımı ben düşünüyordum. Günahlarımı satın alan biri çıkmış. Satın aldığınız için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hediyemi de daha önceden gönderdim zaten. Bu hediye günahlarımı satın alıp aldığın ve beni temizlediğin için sana diyor. Sana gönderdim. Ve tebliğ ediyor. Üstad Said Nursi de böyle tebliğ yaptı. 8 sene Barla'da tecritte bırakmışlar. Üstadı kimse görüşmesin, aman tebliğ yapmasın diye. Ne zaman? Atatürk döneminde, evet. 1926'da Van'da inzivadan alıp da Barla'ya götürdüklerinde 8 sene. 1926, 8 sene ekleyin efendim, 1934. 8 yıl zulmün en koyu dönemidir. En katmerli dönemidir. Yani Cumhuriyet tarihinde zulüm tarihi yazılsa bu dönem en ağır dönemdir. 1.000 tane insanı istiklal mahkemelerinde asmışlardır bu dönemde. 1.000 tane. 1.000. Bilinen 1.000. Bilinmeyenler de var. O 1.000 tanesi çoğu alim yani. İslam alimi. Evet. Üstad Said Nursi Allah koruyor. Büyük çilekeş. Kan ter içinde yaşadım. Kan der, terdi pazarım. Yoktu hiç vefadarım. Sinirlere çarpıp geçiyordu ah huzarın. Ateşten o efkarın. Mamalar gibiydin yalnız kaldığın günlerde. Alemin perde perde. Hasretle geçip gitti can dolu her anın. Netti gayet kararını. Hep diyordun nur zulmetleri boyuncaya dek. Bu ızdırap sürecek. Aşk rehberin olmuştu mefkuren de dildarın. İşten de ahuzarım. İnleyip dolaştın çöllerde. Çöldü her yere. Oba, ova, dağ, dere. Bahar müjdelemiştin. Tüllenmeden baharın. Masmavi gülü zarın. Görüp göçüp gittin bir gecen tan yeri ağrırken. Tam horozlar öterken. Hep anıp durmuştun Erdin ustasına yarim. Ve gönüller mezarım. Evet. 1989'da Salih Sat yazmış bunu. Zikir çekmek gerekiyor demiştim. Zikir konusunda ayrı bir sohbet yapacağım için, ayrı bir konsept olarak anlatacağım için şu anda zikir konusunu ben dile getirmek istemiyorum. Zaten yeterince dile getirdim. Bu konu zikir konusu 20 tane ayette çok net bir şekilde Allah'ı anın, unutmayın, kalp olun diye geçer, anlatır. Ayeti kelimeler çok sağlamdır hadisler bu konuda. Ve dolayısıyla 5 tane konsepte kalbi zümrüt parça okuyup ben şiir yazmanızı istiyorum. Şair olmayarak. Şair yapmaya çalışmıyorum kimseyi. Yani serbest vezin olabilir. Divan şairi değilsiniz öyle. Aruz vezini bilmiyorsunuz. Hece ölçüsü de bilmiyorsunuz. Serbest takılın. Sufi kimdir? Muhasebe nasıl yapılır? Muhasebe ve murakabe nasıl yapılır? İhlas nasıl elde edilir? Haya nedir? İbadet, ubudiyet ve ubudet ne demektir? Hadi bir tane daha ekleyelim. Sefer. Madem sefere çıktık. Yani seri sülük ne demektir? Bu devler çok değil inşallah. Bir tane şiir de Sufi okusun. Okuyacağız da boşa gitmesin bakalım. Kayıt yapıyor mu? Sinekname. Üstadın sineklenmesi var. Abdullah Yılmaz abi Risale konusunda bir numaradır. Keşke arkadaşlar Abdullah Yılmaz abinin Risale derslerine kayıt yapsalar da YouTube'a koysalar. Risale dersi yapacak bir de erkek olmalı ki bayanlar Abdullah Yılmaz abi dinlesin. Emine Erdoğdu bayan olarak erkekler için ideal bir Risale hocası. Kadınlar için de bir erkek lazım. Benim haddim değil Risale okuyup bize ders yapayım. Abdullah Yılmaz abi varken haddimiz değil bizim. Abdullah Yılmaz abi
Eğer sağ dersleri yapıyor zaten, kendisi izin verirse, kayıt altına alırsa, YouTube'a konsa, insanlar bir sağ dersi görsünler. Abdullah Yılmaz abi gibi biri Risale okursa, Sufi'ye şiir yazmak düşer. Şenekname. Bu şiiri yazdım ve astım hemen o gün. Bir kampta. Kanada. Yeri de vereyim mi yani? Niagara Falls. Yunus yükledi sikleti sineğin kanadına. 40 karnı çekemedi. Çekti kahve sinek. Kimyager sinek pakladı kadri kararınca. İmha eder mikrobu name hakkın sinek. Bu name senin hakkın sinek. Sen ki Nemrut'un beynine girip devirdin, sen bir temizlik memurusun. Elsiz, ayaksız minik arı yedirir tatlı balı. Hor görme, küçümseme, küçücük sinek. Bilmezsin ki sinek zehirden yapar balı. Zehri değişime uğratır, itaatkar ol sinek. Duyun ahali, bırakın sinek düşmanlığını. Nice sari hastalıkları önler şahane sinek. Yıkar zehri, sağlar tertemiz hava akımını. Şükür bol yarattı yaradan, boldur sinek. Kimi yaldızdı, kimi altın desenli parıldar. Yıldız böceğine benzer ışığın nurlu sinek. Mızraklı eşkıya yaban arısına bir fızıldar, eşek arısından kurtarır cihanı kara sinek. Kudret helvasını yer pis böcekli ağaçtan, çoğu zaman kirli bulaşıkları yıkar sinek. Zehri emer şifalı şurubu çeker ağaçtan, kimi zaman zalim Nemrud'u yıkar sinek. Tebelleş olur